Evet sevgili arkadaşlar, önce Can sonra Canan'ın ilk seyircili çekimine hepiniz hoş geldiniz. Oo, bak bu güzel enerjiymiş. Ama bu güzel havalı enerjiymiş. Olmadı mı? Biz vallahi böyle sepet gibi ikimiz oturduk, 10 bölümdür konuşuyoruz yani öyle. Bu sefer bir değişik oldu. Yani biz de ilk defa deniyoruz. Bizi yalnız bırakmayıp geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz bu arada. Millet bizim muhabbete bir şekilde sarmış. Ufak da küçük de olsa bir fan kitlemiz oluştu. Çok kafayı buluyoruz biz yorumlara baktıkça. Hoşumuza gidiyor. Bu muhabbeti yapmayı seviyoruz. İnşallah sizler de bu muhabbete katılmaktan hoşnut olursunuz. Aklımıza ne gelirse onu konuşuyoruz. Normalde yaptığımız iş o. Bazı gündem maddelerimiz var ama. Senin güzel bir tarifin var ama bu yaptığımız şeyle alakalı. Az önce de kullandın. Seviyeli geyik muhabbeti. Ha, seviyeli geyik muhabbeti. Biz bir standardın üzerinde seviyeli ama bir ilişkimiz var. Anlamında. Şeyin içerisinde. Güzel. Dolayısıyla tekrar teşekkürler, hoş geldiniz. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu arada yeri gelmişken bir şey söyleyeyim arada. Şu videoların altında yorum yapan insanlar benim gerçekten yaşadığım ülkeye güvenimi çoğaltıyor. Çok tuhaf bir pozitif duygu var. Yani işin ama bak, içerisinde olmayla alakalı. Bizimkinin altında ben ne video yorumları gördüm benimkiler altında. Burada bir farklı bir şey olmuş. Aha yani ama evet. Yani çok tuhaf değil mi? En son şu 9. bölümün altında da yani yapılan yorumların 10'da 9'u yani tabii. Çok böyle ponçik düzgün yani insanlarla birlikteymişiz duygusu falan oluşuyor bende. Çok hoşlanarak bakıyorum. Yani herhalde bu format çok yapılan bir format mı değil nedir bilmiyorum. Herkes bu videolarda çatışma bekliyor ya. Biz evet. Çatışmasız bir diyalog, arttırıcı bir diyalog kullanıyoruz. Galiba bu değişik geliyor insanlara. Evet. Yoksa burada masada hep bir yere televizyonlarla ilgili konuşuyorken de öyle ya. Herkes çatışacak birbirine, laf gömecek mi falan öyle bir şey bekliyor. Herhalde onun olmaması evet, hali. Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu bugünlerde. Böyle bir formata da hepimizin evet. ihtiyacı vardı diye düşünüyorum gerçekten. Bugün ilk klişeleri konuşalım dedin. Niye? Kafamız öyle çalışıyor da ondan yani işte klişe. Hayatımız klişe abi ne yapalım. Bak bu söylediğim laf bile ne kadar klişe. Hayatımız klişe. Al sana klişe. Yani klişeyle başladım ben işe şimdi. Peki işimizi kolaylaştırıyor mu zorlaştırıyor mu klişe hikayesi? Bayağı kolaylaştırıyor. Ben mesela şimdi hayatımız klişe dedim. Ve çok şey anlattım değil mi yani şimdi bir dakikada. Aslında bir düşünme kısa yolu sağlıyor. Normalde biz bunu alıyoruz. Kafada eğer müsaitsek açıyoruz. Altına bir sürü anlam yazıyoruz. İşte bu internette paylaştığımız sözler falan da aynı mantığa dayanıyor zaten. Aslında bir düşünce kısa yolu sağlıyor ve bize bir alan sağlıyor. Anlaşma için fazla kelimeden tasarruf. O zaman niye negatif algılıyoruz bunu? Sen negatif mi algılıyorsun? Ha, yani klişe konuşma. Hatta geçen programda bile aynı şeyi yaptım yani. Yani bir cümle söyledim ve dünyanın en kötü klişesini söyledim diye kendimden utadım mesela. Ya şey görüyorum ben mesela bazen işte üzgünsündür diyelim bir şey moralim bozuktur, para batırmışındır falan. Birisi ya bu da geçer falan dediğinde... Yani söylemesi kolay falan. Şimdi klişe aslında rahat zihnin işine yarıyor. Yani klişeleri karnın tok, sırtın pekken falan üzerinde düşünebileceğin şeyler klişeler. Ama senin içinden çıkamadığın bir durumdan muzdarip olmayan birisi sana senin durumunla ilgili klişe kullanıyor. Ben gıcık oluyorum mesela. Ha. Yani çoğu insan sinirliyken sakin ol deyince daha çok sinirleniyor. Buna benziyor. Halbuki sakin ol bence çok güzel bir klişe. Klişe bir uyarı. İşe yarar. Yapılsa güzel olur. Ama sinirli adam daha çok fıttırır mesela. Buna benzer bir şey var herhalde. Bir de klişe düşünme tembelliği olan adamın da isim taktığı bir şey. Bak sen söyleyince aklıma geldi. Şimdi ben de azıcık ona atıfta bulunacaktım. Evet. Yani böyle dilde anlatamadığımız temel duyguları bir şeyin altına süpürüp de onu öyle söylüyor olmaymış gibi görünüyor ya bir şeyde. Yani onu daha teferruat. Yani orada adam sinirlendiyse onunla ilgili çözüm üretme çabası yerine sakin ol gibi çok klişe ve şablon bir şey söylüyor. Tabii canım, mesela her şeyde bir hayır var. Kadim klişe değil mi? Evet. Kitap yazılır abi. Yani her şeyde bir hayır var. Birisi ölmüş, kötü bir şey olmuş. Bunu söyleyebiliyorsan kitap yazarsın bunun üstüne demektir bu. Ama yani böyle bu sözün telmihlerini düşünmeye müsait olmayan ya da hiç düşünmemiş bir zihin için aman klişe be abi. Ben Twitter'da çok yaşıyorum. Akşam 3 saat düşünüp o 100 küsür karakterlik Twitter'da 7 kere yazıp silip bir şey yazıyorum. 30. saniyede altına bir yorum. Sana katılmıyorum, çok klişe. Allah razı olsun. Yani o arkadaki düşünce mesaisinde hiçbir önemi yok. O anda o kafa müsait değil. Twitter'ın da güzel tarafı bu yani sosyal medya. Bir şekilde her an istediğin ciğerden tepkiyi verebiliyorsun böyle. Üzerinde çok durmana göre. Zaten arada monitör var. Kim ne yapacak sana? Kaptır gitsin yani.
Ya o başka bir hikaye. Şu sosyal medyada çok karnımızdan konuşma, hep kesintisiz karnımızdan konuşma bir iş ama bu arada azıcık üzerine konuşmak lazım. Mesai yapanı var. Bununla ilk karşılaşanların o tuhaf şeyi var ya, güzel bir şey söylese de altında işte 14. yorumda bir hakaret geliyor ya altına. Hani bunu yadırgıyor insan. Ya kötü bir şey söylemedik ki niye insan hakaret ediyor altında falan. Abi diye. Tanıdıklarım var. Yani tanıdıklarım derken kullanıcı adlarını tanıyorum artık. Mesela bazen yolunu gözlüyorum. 18. Ha, gelecek o ama gecikti mesela. Bekliyorsun onu. Şimdi mesela ciddi başım bir şey var. Yapay zekanın felsefi telmihleri falan tartışılırken. Mesela saçma sapan, mesela bazı niyetle bir karikatür atar oraya. Hiç konuyla alakası yoktur ama o karikatür atıcısıdır mesela, öyledir. Bir, onun bir arşivi var herhalde, 4000 karikatürden oluşan. Konuya uygun böyle işaretlenmiş onu atıyor. Kimisi gelir her şeye itiraz eder. Birisi konunun bir yerinde mesela şaşırırsın, Allah Allah dersin, öyle bir şey yok falan diye konuya girer. Onu bekler. Tamam, ateisttir mesela, oradan girecektir. Öbürü yok bilmem ne tarafındandır. Şimdi internet, yani insan beyninin gerçekten alışmadığı bir şey. Ben şimdi bunu söylüyorum. Başta benim çocuklarım olmak üzere kimse beni dinlemiyor. Yani o WhatsApp'tan diyorum, bak arkadaşınızla ciddi mevzu tartışmayın. Tartışmayın Allah aşkına. Vallahi kavga çıkıyor. Yani orada en basit şeyi konuşurken o beden dili yok ya, o duygu ifadesi yok ya. Ya birebir ertesi gün görüşeceğin adam olsa, anlattım ya daha önce, herif bana giydirdi gezi olaylarında, pazartesi dersime girdi yani. Yüzü kıpkırmızı, oğlum diyorum, bilmiyor muydun pazartesi günü derse geleceğini? Niye yardırdın o gün internette? Çünkü beynimiz hazır değil. Orada o blokaj var ya, coşabiliyoruz. En yakın arkadaşınla bile yazışırken kavga edebilirsin. Sebebi o internet denen, o işte sanal iletişim denen şeyin bize uygun olmaması. Emojiler çözecek mi mevzuyu? Ne? Emojiler güzel eğlence kaynağı. Hiçbir şey çözmez abi. Niye? Yeni bir alfabeymiş gibi bir zemin çıktı. Yok mu? O başka bir kültür ama. Yani bizim alıştığımız kültür. Belki yerine geçer. Yani başka bir şeye dönüşür o. Böyle. Hani duyguyu da anlatan tabii harfler, harfçikler. Sen mesela yani, sence geçer mi? Yani sen mesela diyelim öyle 7 kat yabancıya değil de işte eşine, dostuna, akrabana emojiyle bir şey söylediğin zaman kendini söylemiş hissediyor musun? Ya yani şimdi ama şak, hani şak. Ben çok göçmenim. Yani bu dijital dünyayla alakalı. Ben tabii onu çok duygusal olarak ayırt edemiyorum ama mesela sadece emoji kullanarak cümle kurmayı denedik. Oluyor. Oluyor. Yani aynen, emojiler kurarak tamam, hani karşı taraf da anlıyor bu arada. Yani tabii, o bir alfabe. Yapayım. Yani hani şeyin içerisinde emojilerle bir şey yazıyorsun, yan yana getiriyorsun. Karşı tarafta o emojileri sıraya dizip zihninde bir duygusal bir şey belirliyor. Yani hani işte benim şey. Değişen benim kitabımda dikkat çektiğim tehlike buydu. Bu nesil ve sonraki. Bunu artık baz değer alacak. Yani biz şimdi göçmeniz ya, dijital göçmenler eski hali biliyorlar, yeni hale adapte oluyorlar bir şekilde. Evet, evet. Ya da olamıyorlar. Ama bir sonraki nesil bununla doğacak, bununla büyüyecek. Artık normal ilişkiyi kaldıramaz hale gelecek. Şimdi işaretleri var işte. O sosyal izolasyon, eve kapanma, gece sabahlara kadar tık tık telefonlarla oynama, bunlar başlangıçta. Ve mesela o dil yarın bir gün, mesela bir insana gülümsemeye gerek olmayacak. Yanında otururken bile işte bir sinyal çakacağım Black Mirror'daki gibi. Pıt, onun işte ne bileyim bildiriminde bir şey açılacak falan yani. Maalesef bu gelecek ve şey, o konu başlığı olan klişelerde artık iletişimin temel yöntemi olacak. Mesela internette benim en sevdiğim, bizim bilgiyle uğraşıyoruz ya, işte yani sen de kendi mesleğinde aslında bir şekilde bilgiyi evirip çeviren insanlarız biz. Onunla iş götürüyoruz. Ama işi bu olmayan bir sürü de insanla karşı karşıyayız. Normalde bir araya gelsek ne olur? İşte reklam marka konusu konuşulacaksa ben oturur seni dinlerim. İşte beyin, bilim, dalak, böbrek. Sen bana sorarsın. Böyle bir muhabbet olur. İnternette mesela öyle değil. Bir şey yazıyorsun. Diyor ki bunlar hep işte büyük bilmem ne güçlerin oyunları. Tartışmaya katılmış oldu. Nedir abi o desen? Baktın offline, yok ortada. Yani o mesela onu orada varmış gibi gösteriyor o klişe. O çok hoşumuza gidiyor. Bir yerden duydu. Banu Avar böyle dedi. Bütün sorun çözüldü. Referansı da oraya verdin. Evet, o evet. Ne dedi, onun referansı ne? Böyle bir şeylere ihtiyacımız yok. İşte şimdi benim gördüğüm, evet, yani tehlike demeyelim de farklı bir dünya. Yani bu başka bir dünya olacak. Oradan ne çıkar bilmem vallahi. Ya ben şey gibi hissediyorum da, hani biraz klişelerin dışına doğru çıktık ya, akışta ama bunu gerçekten merak ediyorum. Şimdi dünyada bir sürü dil kullanıyoruz. Bir sürü dilin altında da bir sürü kültürümüze bağlı duygusal da dil kullanıyoruz. Aynı ülkenin içerisinde de duyguyu anlatmak için aynı formatları kullanmıyor. Hepimiz Türkçe konuşuyor ama yani hani burada söyleyeceğim bir şey Karadeniz'de bambaşka bir duyguya ya da karşılık gelebiliyor bir şeyde. Ama bunu ortaklamayla alakalı da global bir çabamız var. Tüm dünya birbirimizle ortak dil konuşmaya çalışıyoruz. Bu sadece bir dil edinerek, yani İngilizceyi bulalımla çözülecek bir hikaye değil.
ya da işte başka bir dil geliştirelim, ortak dil geliştirme çözülecek hikaye değil. Bunu yapmanın ilk yolu dijital dünyada yapıyoruz. İkinci yolu da gerçekten yüz yüze geliyoruz. Erasmus'la bir sürü çocuk dışarıda yüz yüze geldi. Bir sürü insan artık Türkiye'yi ziyaret ederken yüz yüze geliyor. Bir dil, o kültür, duygu, biçimleri anlatan bir ortak dil de geliştirmek gerekiyormuş gibi. Bunun ilk harfinin, ilk kelimesinin ben kedi videoları olduğunu düşünüyorum. Çok ciddiyim. İlk harfi bu. Birbirimize, çünkü tüm dünya olarak seviyoruz. Onu retweet etmeyen hiçbir dünya vatandaşı yoktur. Dünya vatandaşı. Yani hani bu gerçekten Fas'ta da bu böyle. New Jersey'de de bu böyle. Türkiye'nin herhangi bir yerinde de o herkese sevimli geliyor. Yani o bir sembolik karşılıkmış gibi. Böyle böyle sembollerin birazcık evrilmiş halinin emoji olabileceği. İşte bu emojilerden de tabii bir dil yani oluşur mu acaba ama diye. Ama çok daha sofistike bir şeye dönüşecek o, bir kere böyle kalmayacak. Evet. Yani şimdi bir tane var, bir Apple'ın mı bilmem kimin, hani senin surat ifadeni gönderiyor falan. Ara değerleri ifade eden şeyler falan da çıkacak ama abi hep söylüyorum ya, 3,5 milyar yıllık Ar-Ge'nin şurada koçlar gibi iletişim yöntemleri dururken sen şimdi gidip bilmem nenin mühendisine muhtaç olursan buraya var mıdır yani? Ya benim düştüğüm sıkıntı, insan organizmasının adapte olması buna çok zor. Ve çok çok kişinin başı yanacak. Bak bu da klişe. Çok adamın başı yanacak yani. Türkiye'de bor var ama çıkartmamıza izin vermiyorlar. Ne sorma diyorsun? Bizim arka bahçede var. Ben bunu bor nedir biliyor musun bu arada? Bir tane maden, bilmiyorum. Yani tamam. Sordum, bizim o Samsun'da şeyler vardı. Meteoroloji mühendisleri falan. İki tanesi buna çok inanıyordu. İki tanesi de diyor ki şey %50 %50 yenişemediler. Ben ta o zaman ilk çıkmıştı söylentiler, ta işte 2004 mü ne, işte 2003 mü o civarlarda. Yani bor tamam, enerji elde edilen bir şey falan filan. Bizim işte şey var ya, sınırın burası petrol dolu, burada niye yok? Yani yok kardeşim, işte bir şekilde olmuyor. Hadi kazdın çıkaramıyorsun. Yani bu birileri bize çıkarttırmıyor lafını söylemek için ya aslında. Dış evet, güçler evet, meselesi evet, ya. İşte başında bahsettiğimiz hikaye, haklısın. Abi sorun, biri söyledi, ben hatırlamıyorum. Yani birden alıntı yapıyorum şu anda ama kaynağını hatırlamıyorum. Tereyağını kesen bıçağın ne kadar keskin olduğunu konuşuyoruz. Kimse tereyağının yumuşaklığından bahsetmiyor. Yani kardeşim, o taş olsa şey onu keser mi yani? Bıçak keskin tabii. Yani uluslararası güçler tabii, para hegemonyası tabii yapacak da sen niye abicim bilmem kaç yüz senedir bir Ar-Ge yapmıyorsun da bilmem ne yapmıyorsun, yatırmıyorsun? Onu dememek yani, tereyağı onu görmemek için. Geldi de bana. Aynen öyle. Ama benzetmek bizim oralıdır. Bizim gibi ama, değil mi? Evet. Hemen evet. Bıçak kesiyorlar bizi. Ama sen yumuşaksın çünkü. Oluyor, buna müsaitiz yani. İşte bak, bu klişe bunu düşünmeni engelliyor mesela. Süper değil mi? Kısa yol. Faydalı değil mi mesela? Faydalı olmayan bir klişe. Ama hepimiz zaman zaman buna benzer şeyleri kullanırız. İşte tabii hareket etmek lazım azizim ya, işte muhakkak. İşte spor yapmak lazım. Ben hep belgesel izliyorum. Evet. Şeyde. Çok yeni öğrendiğim, anlamını yeni anladığım klişe, çok çalışmak lazım klişesi. Evet. Çok çalışmak lazım bir klişedir ama mesela ben bunu yeniden anladım gerçekten. Çok çalışmak, yani çalışmanın aslında ne kadar değerli, o işin %98'inin çalışmak olduğu, yani çalışınca biriktiğini. Mesela bu bir klişedir ama işte 45 yaşında öğrendim, anladım yani. Ben yavaş yavaş öğreniyorum. bu deyince valla şeyi de anmadan geçemeyeceğim, eğitim şart. Bu olmazsa olmaz değil mi? En kadim yani klişemiz yani. Eğitim şart. Mesela bir reklama konu oldu işte Cem Yılmaz tarafından. Şimdi ne zaman eğitim şart desen artık o geliyor aklımıza. Artık bak, espri oldu. Ama halbuki, o bir ortak dil oldu yani. Ortak dil oldu. Evet. Ama çok da önemli de bir hakikat. İşte nerede kullandığına bağlı olarak değişecek. Yani aslında bu konuyu açalım diye geçen sefer konuşmamızın sebebi şu: iletişim sağlığı. Biz şimdi seninle ne yapıyoruz abi? Oturup aslında belli bir düzeyde geyik muhabbeti yapıyoruz, öyle diyelim. Yani yaptığımız şey, yani yalan yok, biz bunu işte ofiste balkonda da yapıyorduk. Buraya taşıyoruz ama hani bunu yaparken insanların bir fayda elde edebilmesi için bazen bu tip klişelere de başvuruyoruz ama ona vururken mesela işte belli bir ayarı tutturmaya çalışıyoruz ama işte mesela bizim konuşmaların atıyorum 10 saniyesinde denk gelebilmiş arkadaşlar oldu ya da olacak. Bir iki tane öyle şey aldım. Henüz yorumlara geçmemiş. Ama yakında gelir. Bizden de mesela bir klip keserler. O klibin üzerine 7400 yorum gelir. Bunlar da böyle zaten falan diye gömülür. Mesela oradan da klişe seçip ona göre de. İşte bu zihinsel kısa yol. Seviyor. Benim pilav olayını işte hatırlıyorsun. Kadın pilav falan. Hatırlıyorsun, evet. İlber Ortaylı'dan laf açılmışken
bir şey öğrendim İlber Ortaylı'nın en son yazdığı kitabı, şu Atatürk kitabını okuduğumda. Mesela o bir şeyi yeniden öğrenmekle alakalı. Milliyetçilik, bende milliyetçilik tanımı bir klişeydi. 20'li yaşlarda itibaren oturmuş bir klişeydi. Bir prototipim vardı, konuyla alakalı bir duygum vardı ya da işleyişim vardı. Adamın kitabını, İlber Ortaylı'nın kitabını Atatürk'ü okurken fark ettim ki milliyetçilik benim zannettiğim ya da klişeleştirdiğim formül değilmiş. O yani muhteşem bir vatandaş olma tarifiyle ilgili. Yani milliyetçiliğin ben şey diye tarif ediyorum. Yani hani dünyada sistemler peş peşine gelir. Milliyetçilik artık atıl kalmış bir sistemdir. Yani bunu anlamak, bu artık retrodur. Duygusu da retrodur. O 1700'lerde önemli bir şeydi ama şimdiye doğru dönüştüğü yerde globalizmi konuşu mecbur kalacağız. Çünkü tüm dünyayı tehdit eden tehditler var şeyde. Adamın kitabına bakarken vatandaş olma, eşit hakka sahip olma, fırsatta paylaşımın üzerine kurulu yepyeni bir milliyetçilik bakışı gördüm mesela. Yeri geldiğinde lafını edemeden geçemeyeceğim. O kitap sadece bunun için bile okunur yani. Hani şeyde bunu anlamak için bile. Komünizmin yeşil parka giyip hapise atılmak demek olmadığını 20'li yaşlarımda bir iş, yani komünistlik nedir, hani onun manifestosu nedir, fikriyatı nedir okuyunca öğrenmiş birisi olarak o zamanki hissiyatı hatırlıyorum. Şimdi ben öyle bir çevrede büyümediğim için komünist la bunlar denen adamlar vardı. Bir de ben 12 Eylül'ü hatırlıyorum, işte bizim oralar çok meydan muharebesi gibiydi. Şimdi komünist dediğin adam problemli, arızalı bir tip. İşte onu okuyunca kafamda uyanan şeyi benim formüle edebilmem bir 10 sene almış. Mesela milliyetçilik, hatta bunun ileri versiyonu faşizm. Mesela faşizm bir siyasi görüş. Faşist bunlar. Bu hakaret değil ki, bu bir siyasi görüş, bir dünya görüşü yani. Bir tercih. Şimdi bir tarafın kültürüyle bakınca biz Murat ister istemez saçma. Şimdi bu faşist dediğin adam diyor ki, bir tercih koyuyor ortaya. Diyor ki yani benim işte neyse grubumun, aynen bir primatlar da bunu hep yapar. Yani canlılar aleminde çok. Benim grubumun öncelikleri vardır. Ben onları öne alırım falan filan diyor aslında. Şimdi böyle baktığında işte dedim ya 5-10 sene sürdü bir formülasyon. Şunu fark ettim ilginç şekilde. Bizim ülkedeki birçok düşmanlığın arkasında şöyle bir şey yatıyor. Mesela sen diyelim, atıyorum işte Türkiye'de adı sağ diye geçen daha muhafazakar bir tarafta yetiştin. İşte sol denen tarafa bir kıl olman, en azından bir mesafen olması lazım değil mi? Hmm. Mesela Karl Marx. Karl Marx deyince şöyle bir adam hayal ediyorsun mecburen belli bir süre, ki ben de olmuş bu, o zaman fark ettim. Herifin biri sabahlara kadar oturuyor. Ulan diyor, ben böyle bir şey yazayım ki diyor, milleti dinden imandan edeyim, hayatlarını ot tıkayım, canlarını okuyayım, milleti birbirine sokayım, öldürsünler birbirine. Böyle bir düşünür yokmuş meğersem tarihte. Ya herkes, ya hakikaten düşünür olan herkes demiş ki insanlığın saadeti için ben bir şey yapayım. Sonra tabii şunu fark ediyorsun. O yüzden de şimdi çocukça naif ve ne kadar derin bir fark ediş aslında. Ama doğru, çok çarpıcı. Çok eğlenceli buluyorum. Ve şimdi bak mesela kitap yazarken büyük laf etmekten çekiniyorum. Daha Allah'a şükür o kadar düşünür falan değilim ama yarın bir gün senin oradan 2-3 cümleni alırlar. Cananizm diye bir şey yaparlar. Arkasına bir alay psikopat takılır. Birkaç bin cana mal olur. Çünkü insan türü böyle bir gerçeklik parçası görünce onun böyle arkasına yapışıp abi ben hakikati buldum, yürü baba gidiyoruz. Böyle bir kafa var. Tarihin her döneminde olmuş ve maalesef işte şimdi düşünürleri o yüzden benimkilerden yani bize yakın ya da değil diye gruplamak gibi hiç böyle bilinçsiz çalışan bir sistem var arkada. Halbuki yani yıllar sonra da şeyi öğrendim. Mesela kapitalist sistem normalde göçer. Göçer. Niye? Devamlı büyümek sistemi çökertir. Kaynaklar sınırlı çünkü. Ama kapitalist sistem bir şey yapmış. Marksizmden ödünç fikir almış. Çaktırmadan. Sosyal devlet. Yardımlaşalım. Fakirlere verelim ki isyan çıkarmasınlar falan. Ya böyle çok hayırlı ya da efendim şey amaçlar için değil yani. Mübarek amaçlar için değil. Sistemi ayakta tutmak için fikir alışverişi yaptığında aslında sistemini destekliyorsun bir şekilde. Onun ömrünü uzatıyorsun. Bir şekil edinmek yerine şeklini güncel koşula ya da teknolojiye göre devamlı dönüştürmüş. O yüzden sendeki milliyetçilik tarifini ya da imajını değiştiren o tanım aslında şunu da sağlıyor bize. Böyle geniş perspektiften o fikriyatın özüne baktığımız zaman ya bugün ondan da faydalanabileceğim bir şey var. Ya öyle de bak. On yanına al, öbürüne de bak. Tam zıtı anarşizmi de al, onu da kat, onu da söylediği bir şey vardır. Onu da alalım masaya. İşte bu da bir klişe. Çoklu düşünce zor. Çok yakıyor abi. Çoklu düşünce çok zor. Glikoz yiyor. Tabii. Onu öyle böyle falan filan kim uğraşacak? Takıl gitsin yani bir tanesine. Geçmiş gazeteden hikaye. 1960'lı yıllar işte NATO artık komünizmden korkuyor, Rusya'da davranışlarından falan. Komünizmin ilk halka propagandada anlatılması komünizm bir tür deliliktir diye anlatılıyor. Tabii. Yani hani
şey diye gazete manşetleri var yani. Komünizm hayranı deli tutuklandı falan. Yani onlar delidir, saçmadır, tuhaf şeyler yaparlar. Hani arka tarafta kedi kesiyorlar herhalde falan. Yani hani siyasi propaganda da çok yani biyolojik determinizm denen şeyi o çıkarttı zaten. İşte belli ırklar, belli şeyler, belli özellikler tarafından düşüktür. Yani yıllarca zencilerin IQ'su düşük zannettik. Ne bileyim işte böyle şeyler. Yani ciddi ciddi bilim adamları yaptı. Bu farklılığa verdiğimiz refleks mi bizim? Bu hep böyle olmuş. Abi, yani biz hep birbirimize dilimiz farklı diye, boyumuz uzun diye, bıyığımız sarı diye, bir şey diye hani hep bir düşmanlık kolay edinmişiz ya. Niye buna önce korkuyla refleks vermişiz? Doğuştan. Hadi yine evrime girdi ayaklarımız. Yok şey ama bu hakikaten çocuk gelişimde, daha doğrusu gelişim psikolojisinde olan bir şey. Gerçi bazıları bu deneylere kızıyorlar ama yeni doğmuş bir çocuğu, yani dünyanın çok yerinde tekrarlanmış deneylerdir bunlar. Her zaman da aynı sonuçları vermez ama çoğunlukla aynı sonuçları veriyor. Mesela beyaz bir bebeğin karşısına siyahi bir yetişkinle beyaz bir yetişkini oturtur. Bebek büyük oranda beyaza elini uzatıyor. Benzerini tercih etme doğuştan gelen bir refleks gibi gözüküyor. Ya da işte siyah bebek, beyaz bebek koyuyorsun, gidiyor bir şekilde beyaz bebekle oynuyor. Hepsi değil ama çoğunluğu. Şimdi demek ki kendi benzerini tercih etmek gibi bir davranışta geliyoruz. Bu tuhaf değil çünkü bir bak hayvanlar alemine. Bütün mevzu bunun üzerine kurulu zaten. Aynı şempanze ya, tipinden ayırt edemezsin. Yandaki korudan geliyor diye, alanıma gir diye başını taşla eziyor herif yani. Şempanzeler de öyle psikopat. Onlarda grup aidiyet daha fazla. Şimdi bu faydası ne bunu bilmenin bak. Hep bunu anlatmayacağız. İşte bana evrimci mevrimci taktın diyorlar ya. Sen doğuştan insan olarak bununla geldiğini bilirsen, bu senin hayvani zihninin bir yansıması demektir. Ha o siyahla bu beyaz homo sapiens'tir, aynıdır, benim kardeşimdir, biz aynı kökten geldiği, ister bilimsel, ister ahlak, ister dini, ister geleneksel olarak anlarsan, o zaman işte bir level daha insan olmuş oluyorsun. Çok yeri geldiği için soruyorum. Türkiye sınırları içerisindeki herkese biz demek için, biz, yani bu bizden, biz demek için, mesela hangi kavrama sırtımızı dayasak kolaylıkla biz deriz? Bir kavram var ama bu sefer bütün dünyaya biz demen lazım. Diyelim. İnsanız, daha ne olsun abi? İnsanız işte bitti. Yani eksiyle yani artısıyla insanız yani. Bunu azıcık daha sembolik hale getirsene. Bence bunun cümleleri sende vardır. Azıcık kaşımak istiyorum şeyde yani. Ha şöyle. Faydalı olmaya çalışmak güzel bir... Yani faydasız ya da zararlılardan ayırmak faydalı olabilir faydalıları. Ne biçim cümle kurduysam. Yani faydalı insanları faydasızlardan tefrik etmek, ayırmak faydalı bir şey olabilir. Bunun için de insanlığa faydalı olan herkes... Gibi biz demek. Ben bunu derim. Ben bunu ekliyorum zaten. Toplumdaki herkes insanlığa faydalı mıdır? Olduğu yerde vardır. Zararlı oldu ya. Mesela geçen bölümde işte Şeyma açmıştı o konuyu. Bir kere elini kurulamak için 8 peçete alan adam o anda zararlıdır. Ama belki o adam gitti işte birine yardım etti hayatını o sırada faydalıdır. Genel yaşam stili olarak faydalı kalmaya çalışan, bunu prensip edinenleri kastediyorum. Ama bir tanesi var lan bir kere geldik gideceğiz. Bunların hepsi bilmem ne var ya. Yani şunlar kötü, bir tek benimkiler iyi. Böyle kendi grup aidiyeti yüzünden bütün dünyayı gömmeye niyet ettikler. Ama bu söylediğin şey gerçekten kötü biri oldu ya bu söylediğin şey. Bu oradaki kötü. Evet. Yani şöyle bir deney biliyorum ya da biz hemen şu burada ayaküstü konuşsak hemfikir olabileceğimizi zannettiğim bir şey. İşte günde 100 tane simit satan bir vatandaş oluyorsun. Herhangi bir sosyokültürel grupta herhangi bir eylem. Bunu tüm mesleklere yayabiliriz. Sabahleyin o simitçiyi çağırıyor olsak, simitlerinin hepsini alıyor olsak, gözünün önünde, parasını da ödeyip alıyoruz. Bak bütün gün çalışmak zorunda değil. Ama simitlerini gözü önünde çöpe atıyor olsak, ikinci gün muhtemelen bize gelip satmayacaktır simidini. Hemfikir misin benimle? Yani hani çok zorda değilse, işte bilmem ne spesifik bir şey yoksa. Bir bilim insanı olarak deney yapmadan bir şey söylemeyeyim. Öyledir abi tabii. Yani muhtemelen, mesela faydadan kastımız bu mu? Yani o da o simidin birileri tarafından yendiğini bilmek istiyor. Yani fayda sağlamış olduğunu. Simidini çöpe atmana rağmen... Bunu deneyebilsek ne güzel. Her gün burada sana simit satıyorsa o adamda da problem var. Bak bu iyi bir kriter. Mesela yani sonuçta amacı sadece ve sadece para kazanmaktır ve o adamdan simit yenmez abi. Kim bilir ne sokuyordur simitin içine. Yani ya sokabilir. Bunu insan yesin diye yapıyorsa onu çöpe atılmasına değil mi? Arıza yapması lazım. Bak bu hiç aklıma gelmemişti. Ve maalesef etrafımızda şimdi böyle işte o duyarsızlık yani bir konuya kilitlenip de bu fayda bana geliyorsa gerisini boş ver abi modunda yaşayan maalesef çok insan üretiyoruz. Yani dar bir odakta gidiyor her şey. Ama bu güzel kritermiş. Bakmam lazım gerçekten. Öyle mi olur olmaz mı emin olamadım şimdi. Çünkü ya bazı simitçi var bazı simitçi var yani. Bilemeyeceğim.
konuyu tabii çok birazcık çizginin normal akışın dışına çıkarttım ama şu sanki biz... hiç yapmadığımız bir şey gözünü seveyim. Lütfen biz... yabancı yok. Biz dediğimiz hikaye bana çok, yani bunu kriterlerini bulmak. Biz demenin kriterlerini bulmak. Yani sarı bıyıklı, kel ya da çok uzun saçlıya biz, yani bunun bir kriter değil mesela. Kel iyiymiş. Tamam mı? Ama yani hani çok sırma saçlı bir sürü tanıdıklarımız var burada da şimdi. Yani hani... Onlar da bir gün dökülür inşallah. Yani. Dökülür inşallah. Benim aklıma direkt biz Kemalcioğlu geldi. Nerede o? Onu dökülmez. Saç çünkü ya beyazlar ya dökülür. Ha, bizimki evet. Maalesef. Direkt attı kendini. Benimki hem beyazlıyor, kalanlar da beyazladı. Öyle mi? Ha. Yok, o zaman bıraksan çıkar abi. Yani bir yerlerden çıkar o. Diyorsun. Bu biz deme hikayesini üzerine ara ara konuşalım, sohbet edelim. Zor soru. Yani hangi kritere biz denir? Yani insan olmanın, yani o kendi, senin tabirin bu, çok seviyorum bunu. Fabrika ayarında bizleri bulmak. Provokatif bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Ben mesela Müslüman bir ailede büyüdüm. İslam'ın temel söylemlerinden bir tanesi inananlar kardeştir. Biz böyle büyüdük. Yani bir adam ben Müslümanım diyorsa kardeş. Şu anda onu kabul etmiyorum. Ben şu anda onu kabul etmiyorum. Çünkü onun öyle demek istemediğini ben 30 yaşımdan sonra öğrendim. Yani sadece ben Müslümanım demek değilmiş o. Başka bir davranış paterni gerekiyormuş. Dolayısıyla şu anda hani biraz zorlasam dini inanç olarak İslam'ı ben kabul etmiyorum tam farklı bir şey inanıyorum ya da hiçbir şey inanmıyorum diyen birçok adamla neredeyse din kardeşi olabilecek ortak noktalar bulabiliyorum. Yani o klişe de iyi bir şey değil. Mesela bir gruba mensup olmak. Ne kadar mensupsun abi? Bunun ölçüsü ne? Sen sadece ya diyorsun hangi diye... koşuldayken mensuptun? Hangi koşul? Neler gerekiyor önce? Sadece söylemen yetiyor mu yani? Bunu bir şeye benzetiyorum. Şimdi cep telefonundaki müzik çalma programında merhaba ben Müslümanım diye kaydettin. Cep telefonu din kardeşin olmuyor. Yani cep telefonu o sesi çıkarabiliyor ama senin din kardeşin olmuyor, anlatabildim mi? Ya da ülküdaşın olmuyor, yoldaşın olmuyor. Bunun için başka kıstaslar. İşte o yüzden biraz daha evrensel kıstaslar. Ama seninle burada biz anlaşırız. Niye tanışıyoruz çünkü? Belli kafalar, ortak çalıştığı noktalar var. Çok fırça yeriz bununla ilgili. Yani ben şimdi bu niye provoke edeyim dedim. Bu lafım şimdi bu yayına girdiği zaman falan. Babama söyleseler babam telefonacık. Oğlum ne diyorsun sen sağda solda falan diye. Yani bunu anlatmak zor çünkü bunun arkasında bir deneyim var. Halbuki bak tırnak içinde benim babam da bir sürü din kardeşinden de kazık yemiştir. Kendisine selam ediyorum. Çekiyor mu? Hakikaten öyle. Hep de bunu söyler yani. Ama şimdi bu öyle bir aidiyet kolaylığı ki. Ya mesela Türk'üm de böyle bir şey. Ya işte Türkler falan. Abi ne o? Yani bugün mesela biyolojik olarak Türk ırkı yok ki. Yok. Biyolojik anlamda Türk ırkı diye bir şey yok. Irk diye bir şey yok zaten. Evet, bak biyolojik bu da kavga çıkaracak cümlelerden bir tanesi. Biyolojik anlamda. Abi kime sorarlarsa sorsunlar. Referans vereyim. Barış Özener, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü. Adam kitabını yazdı. Irk diye bir şey yok yani. Biyolojik anlamda da yok, kültürel anlamda da yok. Kültürler var. Şu son referandum öncesinde oturduk bir miktar anayasa çalıştık. Öyle bir fırsatımız oldu bir şey içerisinde. Bu arada gayet madde madde konuyu bilen adamlarla çalıştık masadayken. Orada anayasanın Türkiye'de terim olarak yanlış kullanıldığını öğrendim. Anayasa aslında yani dünyada anayasa diye, yasa diye geçmiyormuş o. Anayasa bir sözleşme metni diye geçiyormuş dünyada. Evet. Yani biz hep beraber masaya oturduk. Bu konuda sözleştik. Okey mi arkadaşların? Ana kuralları, yasa onun altında olurmuş. Toplum sözleşmesi. Evet, toplum sözleşmesi. Yani hani birlikte bu konularda hemfikiriz değil mi? Şu biz kelimesine bu kadar abanmamın nedeni o. Yani toplumsal olarak tüm dünyadaki 7 milyar insan olarak da ya da biz bu ülke sınırlarının içerisindeki insan olarak da insani belli temel sınırlarda sırtımızı dayayacağımız bir sözleşme metni bulabilirsek şeyde geri kalan problemleri çözmenin ya da üzerine konuşmanın kolay olacağını zannediyorum. Sorun o temel sözde en ilkel haliyle neyse. Hani o yüzden sohbeti özellikle öyle kaşıdım. Evet. En ilke basit bir cümleye indirgen yani hani herkesin en genel olabileceği ya şu bile olabilir gerçekten ya insan olmada birleşelim gibi çok şablon bir şey bile olabilir ama biz bunda sözleşmede gerçekten bunda anlaşalım sırtımızı dayayalım. Sonra ikinci adımında çıkan problemi sırtımızı dayadığımız bu ortak bilginin üzerinden yürüyerek biz burada biz dedik kendimize. Şimdi birbirimizden farklılaşan yerlerimizi anlayalım, bilelim, öğrenelim, dönüştürelim, değişelim ile ilgili bir şey geliştirebilirim. Çünkü ne güzel, ne güzel. çok endeki en büyük engel ne? Sen insanlık gibi bir parametreyi koydun ortaya. Abi bütün eğitim sistemini, bütün aile yapını, bütün geleneğini, bütün söylemini değiştirmek zorundasın. Bir kere evrensel ilkeler dedi mi bu ülkede zıplayan insanlar var. Evrensel ilke küfür gibi geliyor adama. Ne ilkesi? Benim kendi ilkem var falan.
Yani evrensel ya da bütün insanlığı kapsayacak ilkeler denen şeyi öğretmekten aciziz. Ama şey aşamasının üzerine geçmişizdir herhalde ya. Yani tamam, senin kendi ilken var da bu ilkeyi tüm dünyaya adapte edemeyeceğin de bunu biliyoruz. Yani hani bunu öğrenmişizdir herhalde, değil mi? İnan internetin varlığında bunu bilmeyen çok insanla yaşıyoruz ya. Bunu bilmek istemiyor. Yani ya da bunu bilmediğini de bilmeyen. Yani. Ya kitaba yazdığım için dedikodu sayılmaz. Rahatsız. Gerçi orada da isim zikretmemiştim. Burada da zikretmem ama bir arkadaşa dedim ki dünyayı Müslüman yapmaya çalışan bir arkadaşım var. Çok arkadaşım var da bir tanesi var. Dedim abi Danimarkalı'ya ne diyeceksin sen? Niye Müslüman olsun dedin adam. Hı. Biraz konuştuk, şuraya vardı. Ya Müslüman olacak ya keseceğim abi dedi. Sistem buymuş yani. Dedim ki yani ne öneriyorsun adama sen? Yani adam tıngır mıngır yaşıyor abi. Dünyanın mutluluk indeksinde tepedeki ülkesi var. Ne öneriyorsun yani? Önermesine gerek yok. Çünkü onun farklılığını algılayamıyor. Ya da onunla ortak paydasını, ortak derdini algılayamıyor. Onun için bir etiket var. O isimliği takan yırttı. Takmayan problemli. Çok iyi niyetli bulabilirsin beni ama ben şey diye zannediyorum. Yani bunu henüz sorgulamayan insan için bu gerçek olabilir ama bunu bir kez sorguladığında ya insan öyle ya. Ya bu soruyu soruyu sordun mu cevabı vereceğim. Bu kaçınılmaz bir durum yani. Soruyu soramamak bizim sorunumuz. Hani i̇şte bunu... çoğu insan buna maruz kalmıyor galiba. Benim ana misyonlarımdan bir tanesi geze geze bu konuda kafa karışıklığı yaratmak. Yani biri zaten eve gidince soruyor onu. İşte bizim öğrencilerden var burada. Hani evde arıza çıkaran çok oluyor ilk derslerde. Benim evrimsel psikoloji dersleri mesela evlere şenlik. İşte özellikle muhafazakar ailelerden gelen öğrenciler eve gidince bir kavga çıkarıyorlar. Sene sonunda anne babalarla takipleşmeye başlıyoruz karşılıklı falan. Böyle bir ponçiklik oluşuyor aramızda. Ama ilk maruz kalmada bunlara defans göstermemiz sebebi. Bunlar derken neyi kastediyorum? Evrensel değerler, bilimsel değerler. Ya bilim ve evrensel değer şöyle bir şeydir ya. Kutuba da gitsen, çukura da düşsen değişmiyor abi bu. Yani her insan için çalışıyor. Fakat peki bilimin burada biz kelimesine yetersiz kalmasının nedeni ne? Henüz birçok soruyu aslında cevaplayamamış olması bilim değil mi? Bilim kültüre dönüşmedi çünkü. Bilim çok yeni. Dönüşebilir mi? Dönüşür. Mesela işte yani biraz havalı olacak ama daha doğrusu kibir gibi gözükmesin söylediğim şey. Benim yaptığım işi daha çok insan yaparsa dönüşür. Benim yaptığım iş ne? Bilimin sofistike dilini ve bulgularını tercüme etmek ve insanların kullanımına sunmak. Evlerde bilim tartışılırsa bilim kültüre dönüşür. Bilimsel düşünce başlar, kritik düşünce başlar. Sanırım şimdi o bilimin üret sonuçlarından öte bilimi üretirkenki düşünme yönteminden bahsediyoruz aslında, aynen öyle. Değil mi? Ya bilim bir konuya nasıl bakar? Yani, çok yeri geldiği için birkaç adımda mesela bilimsel düşünmenin ana kriterlerini söylesene, bildiğini biliyorum. Eleştirel olacak. Yani bu kadar bahsediyoruz eleştirel. Hiçbir şeyi kabul etmeyecek. Bunlarda da hemfikir olmayabiliriz çünkü. Tabii. Şeyde. Ya bir kere ya söylemesi kolay, yapması zor bir şey. Mesela demin klişelerden, komplo teorilerinden, şundan bundan bahsettik ya. Bir bilgi geldi eline. Ya işte 5N 1K gibi. Nereden biliyorum? Kaynağı nedir? Ya ben bunu nereden biliyorum sorusuyla başlıyor her şey. Bir kere aslında her şeyden önce bilmediğini ikrardan geçiyor. Sürekli anlatmaya çalıştığım şey. Bir kere bu arada bu söylediğin şey şu fake news, yalan haber hikayesinin de ana kriterlerinden bir tanesi. Ana ilacı aynı zamanda. Ya mesela işte koskoca bir yani neyse hatırlamıyorum. İyi ki hatırlamıyorum. Yanlışlıkla isim verebilirdim. Ya öyle bir haber sitesinden bir şey paylaşmayan bir meşhur Zeytung vardır ya. Aha. Onun ben Zeytung'um demeyeni yani paylaştığı yer. Paylaştığı haberin gerçekten yani benim çocuğa göndersen güler siler onu telefonundan. Öyle bir haber. Ciddi ciddi paylaşmış. Altına yorumlar coşmuş. Sonra haberin yanlış olduğu ortaya çıkmış. Özür diliyor. Yani eleştirel düşünceye sahip bir insan bu tongaya düşmez. Eleştirel düşünceyi kullanmadığı yerde de her zaman düşer. Çünkü bilgi manipülasyonu çağında yaşıyoruz biz. Bilgi çok. Bu bilgiyle manipüle ediyor. Mesela hep böyle görüyorum işte bu televizyondaki tartışmalarda. Mesela benim ilgilendiğim kısım bilimsel tartışmalar. Bir ara çok çıkarırlardı bu siyaset meydanı falan zamanlarında. Celal Şengör'ü bir ilahiyatçıyla falan işte Abdülaziz Bayındır'la çıkarıp milletin önünde kapıştırmacı falan filan. Onlar da pek kapışmıyordu. O yüzden çıksa bitti program. Orada mesela gencin biri bir soru soruyor. Ya diyor ki işte şimdi diyor biliyoruz ki diyor işte devrimciler böyle yapıyor. Darwin böyle demiş. Celal Şengör diyor ki nerede yazıyor kardeşim o diyor. Yani öyle diyorlar. Şimdi bunun üzerine adam fikir inşa ediyor ve bunun ne kadar yanlış olduğunu bizim ona daha ilkokulda öğretmiş olmamız lazım. Güzel kardeşim, kaynağını bilmediğin şeyi kullanma. Bu bir ahlak kuralı olarak oturmalı. Bilimsel bakış dediğin şey aslında iyiyle, kötüyle, doğruyla, yanlışla, ahlakla alakası olmayan bir şey. Dünyaya bir bakış şekli. Soracaksın yani bu gerçekten dedikleri kontrol edebildiğin yere kadar tabii. Kontrol et bir bilgiyi. Bilim geldi. Sana diyor ki bir kere en önemlisi şimdi bak. Daha işte geçen bir televizyon programında ana konuydu o.
beyin büyüdükçe yalan artıyor abi. Büyük beyin yalan söylememizi sağlıyor. Mesela bile isteye yalan söylüyoruz karşıdakini kandırmak için. Çünkü kandırmak zor beyin devreleri açısından. Hem gerçeği aklında tutacaksın hem yazdığın o alternatif gerçeği yani ama yalanı. Bizim örgütlenmemizi sağlayan yalan ya. Yani aynen öyle. Ana İşte neler çökecek, yani. Neler çökecek düşünsene. Bilimsel ha. Baktın mı her şey çökecek. Yani bütün müesseseler topun ağzında. Şimdi bu tabii ki... Kolay öğretilebilir bir şey mi? Çok. Eleştirmek. Bir kere yani, okulda, öyle... sınıfta öğretilmez. Richard Feynman'ın işte hayatını anlattığı 2-3 tane kitabı var. Orada mesela babasının ona bahçede oynarken nasıl bilimsel düşünce aşıladığını çok güzel anlatıyor. İnsanoğlu yaparken görürse öğrenir. Derste öğretilmez bu işler. Mesela dinin iyi olduğunu anlatmak istiyorsanız dindar ve iyi olun. Bilimin iyi bir şey olduğunu anlatmak istiyorsanız bilim yapın ve faydalı olun. Bu işin sırrı budur. Ya bu kadar. Derste efendim bilimde şeyde felsefesi böyledir falan. Tın. Çocuk da hiçbir şey yapmıyor. Eleştireceğiz. İki. Başka bir şeye gerek yok. Yeter yöntem. Mi? Uygun yöntem bulacaksın. Eleştirdiğin zaman zaten arkasından ne geliyor? Ben bunu nasıl açığa çıkarım? Ha. O bir artık yöntem istiyor. Tarihse yöntem ayrı. Bir şeyse doğa bilimleri ise yöntem ayrı. Başka da hiçbir şeye gerek yok. Ve ölçüm biçim. Mesela doğa bilimleri yapıyorsan. Kanıtlarını ortaya koyacaksın. Tartışacaksın. Ya da kanıt bulacaksın söylediğin şeye. Şimdi bunlar bak nasıl insanın midesi kıyılıyor değil mi? Nasıl yapayım ben abi? Ne güzel sallıyorduk şurada bor var çıkarttırmıyorlar diye. Bir en azından Mustafa Can'a sor. Gitsin bir 1920 küsürden işte gazete arşivlerine baksın. Böyle bir işin seyrini sana o söylesin. Artık bilgi de var. Ulaşabiliyoruz da yani. Ama bana ilk televizyona çıktığım zamanlar dedim ya bol bol kabir azabı soruyorlardı. Şimdi de beyin potansiyeli nasıl arttırılır? Efendim işte ben bu sınavı nasıl geçerim? İşte karşı cinse nasıl falan? Onlardan başka soru yok. Doğru dürüst yok. Sofistike soru gelmiyor. Çünkü sofistike soru da zihin yormayı gerektiriyor. Olacak ama. Artıyor yavaş yavaş. İşte adım biraz daha biz görevimizi yaparsak akademisyenler olarak. Mesela İlber Ortaylı bence bir tarihçi olarak bu anlamda görevini yapıyor. Evet. Celal Şengör bir jeolog olarak yapıyor. Ben yapmaya çalışıyorum. İşte her alanda insanlar. İşte böyle insanlar lazım. Bilim o zaman kültür olursa daha da bu uğraştığımız sorunların büyük bir kısmıyla uğraşmayacağız. Bilim rehber değildir. Bak ona da katılmıyorum. Bilim rehber değildir. Bilim yöntemdir. Rehber akıl, vicdan, gönül benim için. Yani sonuç değildir. Yani günde 3 öğün yemek tabii. yiyeceksinizi söyleyen, şimdi 2 öğün yiyeceksin diyebilir. Tabii. Ya da yumurta kolesterol yapardan, hayır yumurta hiçbir şey yapmaz çok iyidir'e geçebilir. Bunu sorgularken ki kullandığın işte yöntem... Mesela ben ayrıca bir filtre de öneriyorum da o filtre sopa yiyor çok. Yani işte... Ya bakalım neymiş sopası. Kadim tecrübeyle bilimsel bilgiyi yan yana koyacaksın. Uyuşan doğrudur. Benim kıstasım bu. Yani kadim bilgi derken falanca dinin bilgisi değil. On binlerce yıllık insan birikiminden bahsediyorum. Çelişmeyecek bugün bulduğun şey. Yani bir insan eğer bilimsel olarak diyorsa ki günde 4 litre süt için ahmaktır o. Çünkü tabiatı bilmiyordur. Tabiatta hiçbir canlı kendi canlısı yani kendi türünü beslemek için bir başka canlının yavrusu için yaptığı bir sıvı litrelerce içmez. Böyle bir şey yok. Tabiatla uyumsuz yani anlatabildim. Nitekim patladı. Bugün özellikle kız çocuklarındaki bel kemiği eğriliğinin en büyük sebebinin fazla süt tüketimi olduğunu söylüyorlar. Aşırı kalsiyum birikiyor çünkü. Şimdi bu tabiatla uyumsuz nevzuhur bilgiyi pat yeni zannetmek. Böyle bazı arkadaşlarım da var. Oytun ne haber? Oytun'a da bir selam çekeyim buradan şimdi yani. O mesela her... Oytun'a mesela bir programa katıldık. Dedi ki muhakkak D vitamini alın. Ölçtürün düşükse şu kadar alın. 8 ay sonra bir programa daha katıldı. Dedi ki Oytun dışarıdan vitamin falan yapma, almayın kanser yapıyor dedi. Dedim abi söylediğim program duruyor orada. Bilim değişir. İyi de 8 aydır D vitamini alan adama ne yapacağız? Bu kadar yani? Hızlı değişmese iyi olur. Anladın mı? Problem bu. Dolayısıyla onları biraz böyle kadim bilgelikle elemeyi öğrenmemiz lazım. Ben bu sefer long sale diyorlar. Uzun satıştaki kitaplar. Yani hani çok uzunca bir dönem hep satılan kendi içerisinde çok popüler olmasa da bilinen kitaplardan okuyup da çok beğendiğim kitaplardan seçtim. Benim için de kolay oldu. Çünkü bugün bu herhalde biraz yaşlanmanın emaresi midir nedir bilmiyorum. Estağfurullah diyelim. İkinci okumalar dönemindeyim. Yani hani bir kitabı işte bu 20'li 30'lu yaşlarda okumuşum şeyde şimdi tekrar hani o kitabı okuma heves edip üzerinde durma hikayesi falan yeni zenginlikler bunu bir açsana niye yapıyorsun onu? Yani okuduğum bir kitap izlediğin filmi ikinci kez izler misin? Ya filmine göre değişir. Yani bazı filmi izlerim. Onda benim aleyhimde konuşan arkadaşlar var da burada aramızda. Ne diyor? Ne diyor aleyhinde konuşuyor? Ben bazı filmleri 50 kere seyrediyorum da zor mu anlıyorsun falan diyorlar bana.
Yok ya, o duyguya ya. İhtiyaç duyuyor insan. Bazen o duyguya ihtiyaç duyduğu için, bazen de anlama için falan istiyor insan. Yani Spielberg'in Mor Günler mi, Mor Yıllar diye bir filmi var. Seneler önce izlemiştim. Hafif ırkçılıkla da alakalıdır. O bir dönem Amerika'sını anlatır. Geçenlerde yeniden izledim. Ya duygusal olarak zihnimde bambaşka bir yere karşılık geldi. Çok güzel çalışılmış bir klasik hazırlamış adam. Yani hani bu o... Benimki biraz abartı. Eve misafir geldiğinde şunu seyrettin mi diyorum. Daha önce 50 kere seyrettim filmi. 51. kez onlarla beraber seyrediyorum. Ne var? Hangi film mesela? Çok. Mesela Braveheart benim şu anda yüzü geçmiştir. Ama başından sonuna. O ama duygusunu istiyorsundur içeride. Tabii canım. Yani. O ayrı bir gaz. Pi'yi çok seyrederim. Kontakt'ı çok seyrederim. Evet. Ondan sonra Hancock'u enteresan bir şekilde çok seyrederim. Will Smith'in oynadığı anti süper kahraman filmi var. Onu çok severim. Yani Charles Teron'un oynamasıyla çok bir ilgisi yok. Yani genel olarak filmi seviyorum. Sonra öyle var birkaç tane daha. Bu aralar Interstellar'a sardım tekrar tekrar. Ya bile Interstellar'ı herkese izleteyim. Hayır işi gibi geliyor bana. Yani eve kim gelse bir yere... Ama bazı filmin öyle kulüp etkisi var işte. Hani o filmi izlemiş olanlar ya da o kitabı okumuş olanlar hikayesinin farkında olmadan bu kulüp... Mesela şu kitabı öyle buluyorum gerçekten. Bir kulüp hikayesidir. Getirdin mi onu, Shibumi'yi? Yok, getirmemişim. Shibumi. Evet. Abi üniversiteden beri adını duyduğum kitap. İnatla okumadım. Trevenyan. Trevenyan, bravo. Yani adını bile biliyorum. Bak yazarın. Ama bak, getirmemişim de kitabı bir şeyde. O bir kulüp kitabıdır. Evet. Yani gir Shibumi diye yaz, okuyanlar, tutkulu takipçileri bilmem ne falan arka tarafta. Ama şeyi çok... soruyordum, dur. Tekrar okumak. Mesela özellikle kitabı tekrar okumak sana ne hissettiriyor? Mesela diyelim şu anda yakın zamanda tekrar okuduğum bir şey var. Puslu Kıtalar Atlası'nı ikinci defa okudum. Senin yüzünden ben de bir daha okuyacağım. Yani aradan bir 5 yıl geçmiş üzerine. Birincisi o hikaye, o şey, kitap şey ya. Yani bir ana kurguyu anlatıyorken aynı zamanda bir sürü derinlemesine hikaye örüntüleri oluşturuyor. Bundan kaynaklı sanırım ben kitabı hiç okumamışım gibi okudum. Ki okudum, hatırlıyorum hani şeyi. Buna rağmen yani yeniden kafamda böyle yeni genişlikler açarak falan okudum. Bir de kitap şey gibi yani hani şiiri su gibi içmek gibi yazmış adam. Yani hani iltifatı hani böyle tarif ediyor. Sulandırılmış şiir. Evet evet, yani hani bir şey içme yani ilk başta girerken hep öyle ilk tadı biraz hani rakı içer gibi hani söyleyeyim ilk yudumda hani birazcık ama dilinden tavrından kaynaklı azıcık farklı ama peşi sıra yani arka tarafta kitap kendi içerisinde. Akşam uyumadan önce okuyacağım diye heyecanlanıyorum bir insan kitapla ilgili. Yani azıcık hani ona bir yarım saat ayıracağım. O da çok güzel. Abi benim kitapla ilgili kriterim şu. Okudun kapaktan kapağa. Kapağı kapattığın anda bunu bir daha okumam lazım diyorsan o kitap başarılı bir kitap. Evet, evet, yani evet. O çok önemli bir şey. Çünkü hemen arkasından ikinci kez o kitabı okursan o kitabı artık farklı biri okuyor. Bak artık o kitabı bilen biri okuyor. Ve ondan başka bir şey öğreniyor. Üçüncü kez okursan yine farklı birisi okuyor. Burada beynin sürekli değişmesinin çok önemli bir şeyi var. Bir şeyi tekrar tekrar deneyimlemek, aynı nehire iki kere giremezsin demiş ya felsefeci. O sırla aslında yeni insan okuyor onu. Aynı şeyi okumuyorsun, aynı şeyi anlamıyorsun. Şimdi eskiden mesela medrese eğitim usulünde falan bir kitabı 500 kere okutur ve ezberletirlermiş çoğu zaman. Şimdi bir kitabı 500 kere okunca ne olur? Ambale olursun değil mi bugün, yani saçma sapan bir şey. Ama adam kitabı ezberliyor. Bu bir dil öğrenme yöntemiymiş aynı zamanda. Farsçaymış adam, Farsça bilmeden bir kitabı ezberliyor, Farsça öğreniyor. Böyle garip bir sistem de var. Orada denedik, çalışıyor. Erzurum'da bir akademisyen arkadaş denedi. İngilizce İstitoloji kitabı ezberlettik, öğrendi öğrenciler. Vallahi oluyor. Daha onu da sonra konuşuruz. Şimdi tekrar tekrar okumak aslında hani böyle az sayıda eşyayla dedik ya, bu minimalizm falan filan hikayeleri geçti falan. Yani az sayıda eşyayla kaliteli yaşamak gibi. Yani onu böyle sonuna kadar kullanmak gibi. Kitabın da öyle bir şeyi var. Biz maalesef çok okuyarak alim olacağımıza dair bir inancımız var. Altı boş. Öyle bir şey yok. Bir şeyi çok okuyunca esas ilginç oluyor. Ben Kaos kitabını 7 kere kapaktan kapağa okuduğum için senelerdir çenem durmuyor. Sürekli Kaos anlatıyorum. Tek kitaptı o. Mesela hala bir sürü bilgiyi konuşurken antik Yunan'dan gelen bir bilgi kökünden başlayıp konuşuyoruz. Hani bir bilgiye karşılık gelen ya da hala bir sürü hikayeyi konuşurken hikayelerin hepsinin geçmişi 5000 yıllık, 3000 yıllık yani hani öyle bir gelenekten gelen, efsanelerden ya da işte yazılmış datalardan gelen şeyle konuşuyoruz. O zaman buradan yani bilginin kökü, teknoloji değişir ya da bilgi üzerine eklenir ama bilginin ilk soruları insanın varlığının kadim geçmişinden bu yana gelir ya da belli bir sabitliği vardır denir mi? Hadi bunun üzerinden bir şey, bunu ilk defa soruyorum bu arada. Yani gene hani böyle gene bir... kimin söylediğini hatırlamıyorum da 7 tane hikaye varmış abi.
Bütün hikayeler onların çeşitlemeleri derler. Yani söylenecek her şey söylenmiş. Biz bugün çeşidini yazıyormuşuz. Senin üç çizgi gibi. Yok başka. Yani yedi tipik, onlar ne olduğunu da bilmiyorum bu arada. Ya böyle işte edebiyatla uğraşan birisi söyledi herhalde bana. Çok ikna edici de gelmişti. Gerçekten bir sürü örnek verdi ve verdiği örnekler hakikaten kutulardan bir tanesine giriyor. Kadim bilgi dediğin şey var ya, bunu bugün anlayabilmemiz mümkün değil. Ben yaşım ilerledikçe onu anlıyorum. Bak, insanın on binlerce yıllık macerasının biriktirdiği, çoğu söze bile dökülemeyecek bir tecrübeden bahsediyoruz aslında. Şimdi bugünün genci için bilgi nedir? Mesela işte Odise'yi okudu, tamam mı? Yunan destanlarını okudu, öğrendiğini sanıyor ve kapatıyor. Diyor ki ben onu okudum. O öyle bir şey değil o. Yani onun mesela tarihsel bağlamı, karakterlerin derinliği, öbür efsanelerle bağlandı. Bilmek öyle bir şey. O kültürün o hikayeyi niye anlattığını anlamak. Ben bilmiyorum mesela. O yüzden de okumadım. Ya, o kültüre derinleşecek kadar zamanım yok. Ama Yunan mitolojisinin hangi tanrısı, kimin oğluydu, kimin neydi, ne iş yapardı? Bu değil Yunan mitolojisi bilmek. Sen neden psikolojide Yunan mitolojisi anlatılıyor? O hikaye o zamanki bir derdin dışa vurumu. O, bugün de onun psikolojide bir adı var. Dolayısıyla aha işte şimdi bir bilgiye dönüştü o yavaş yavaş. Dolayısıyla bilmek kadim bilgi için bildiğimiz anlamda bilinebilecek bir şey değil yani. Ya hep bir yine saçma bir cümle oldu. 10 senedir, yok seni haklı bularak aynı şeyi başka bir dilde söyleyeceğim şimdi. Yani 10 senede bir şeyi yapıyoruz yani. Ha o yüzden diye bir şey oluyor yani. 10 senede bir aynı bilgiyi biliyorsun ama işte biraz önce söyledim klişelerin içerisindeyken yani çok çalışmak lazım. Ha o yüzden diyor çok çalışmak lazım diye yeni bir şey anlıyorsun işte, bir evre daha geçiriyorsun bir şeyde. İşte bunun zararı ne mesela? Şimdi bunu bilmek sanıyorsun ya. Hangi dine inanırsan inan, hangi gelenekten gelirsen gel, hangi ideolojiye ait olursan ol. Onun kitabını açıp okuyunca bir tur onu anladığını zannediyorsun. Yani bu aslında kadim olarak salaklık dediğimiz şey. Düz olarak yani politik doğrultuda bu salaklık. Çünkü yani orada mesela büyük bir üzerine ideoloji ya da din bina ettiğin bir metin olduğunu iddia ediyorsun. O metin yaşanmışlıklarla bir şeye dönüşmüş oluyor. Senin hayatında bambaşka şeylere sebep olmuş oluyor. Orada bir sürü gizli, aforizmik bilmem ne anlatım olması gerekiyor. Çünkü yazının araçlarıdır bunlar. Yani insan derdini bunlarla anlatır. Ben bile yani kıytırık bir yazar olarak bir sürü aforizma kullanıyorum. Onları böyle literal bir okuyunca anladığını sanmak bugünün bilgi perestliğinin bir sonucu. Bilgi oburluğunun. Mesela birçok hani Diyanet İşleri Başkanlığı araştırma yapmıştı. Türkiye'deki Müslümanların %80 hiç Kur'an okumamış diye. %20'sini de biz Kur'an okuduğunu zannediyoruz. Okudum ben abi. Okuduk işte. Mali baştan sonra. Hayırlı uğurlu olsun. Ya da efendim Das Kapital'i okuyan komünist yoktur diye bir laf vardır mesela. Bir kitabın başarısı onu okumadığı halde okuduğunu iddia eden insanların sayısını çokluğuyla ölçülür diye bir i̇şte laf. Bunun adı bilinirlik bizde. Ha, aynen öyle. PR. Şimdi PR bir kere okununca olmaz. Yani bir roman da bak sen niye Puslu Kıtalar Atlası'nı iki kere okuyorsun? Onun içine nüfuz etmek için daha farklı birikimin var. Özensizlik bu. Oburluk. İşte Mustafa Cengül obezlik diyor. Okuma obezliği, ilgi yani, obezliği. Yani. Her şeyin obezliği var bugün yani. Evet. Tabii obezlik. Ve işte o yüzden inşallah ben de tekrar okunan kitaplar yazabilirim. Ve inşallah elimizdeki kitaplara da öyle bakalım. Yani şu andaki kütüphanemizde okumadığımız kitap çok olabilir. Heyecanla beklediğim kitabım var. Benim mi? Evet. Ben onu gerçekten... İsmini söyleyebiliyor muyuz burada? Tabii söyleyebilirsin. İnsanın fabrika ayarları geliyor. Evet. Onu inşallah bir de yazdıktan sonra ben okuyacağım. Çünkü ne yazdım unuttum, o kadar uzun sürdü. Bakalım inşallah. Kısa bir mola verelim mi? Kahveleri tazeleyelim falan. Aynen öyle ya. İkinci etapa öyle geçelim çıktı. Olur mu? Ne ben diyorsunuz? Ben de sandalyeyle bildiğim bütünleştim yani şu anda.